İstersen. Ben sesimi kapatıyorum. Soru sormak isteyen sesini açar girer. Malum bildiğiniz gibi. Ben parazit yapmasın diye ben sesimi kapatıyorum. Hasan sen, Abdurrahman, Hasan sen Gökkaya, Abdurrahman dersle meşgul olurken sen yönetimi sen yap. Tamam abi inşallah. Tamam benim şeyden haberim yok. Nerede ne dersidir? Ben oraya bir dinleyeyim de abi siz bir ders yapıyorsun kendi aranızda. Ben Hayır bugün sana Abdullah ders vermedi mi? Ya bir şey görüşmedik ben. Ulaşamamış abi de sonradan ben söyledim. Olur dedi bir kere şey yaparız. Ders siz yaparız. Siz abi başlayın da ben aradan böyle iştirak edeyim, şey yapayım yani. Ben daha bilmiyordum. Yani yok ya. Abdullah Demirtaş'a bugün birisini ayarlayacaktı. Ne yaptı canlı yayında? Abi bir... şimdi ben gördüm. Bak işte az önce gördüm dedim şimdi şey zamanıdır yani. O tamam ama olsun. Olsun bir ders yap Abdurrahman, yarım saatlik. Herhangi bir ders. Herhangi bir dersi yap abi. Ne hatırına, kalbinde ne geliyorsa. Bir yere aç abi, yarım saatlik. Evet. Hadi bismillah, ben sesi kapatıyorum. Buna zuhurat dersi derler. Zuhurat. Zuhurat baba. Abi bir içinden geleni yap Abdurrahman. Bunu alırım sana. Sağ olasın. İnsanı böyle tongaya düşürürler işte. Bu insanlar, bu insanlara güvenmeyeceksin işte. Yadalar dönüyormuş Hasan. Ha, aynen böyle. Koronada dolaptır, aynen. Bu insanlara güvenmeyeceksin. Bana da güvenmeyeceksin. Hadi bakalım. Ama evet. Vazifeden de kaçmayacaksın. Evet, yani irademin haricinde. Tamam. Kamerayı Hasan düzelt, bak olmuyor. Biraz böyle çevir. Ha, tamam. Ha. Şimdi başla. Hasan kamerayı sen ayarla. Abdurrahman'ın başta abi. Evet, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve ashabihi ecmeyin. Birinci Şuadan 24. ayet ve ayetler. Hem Süre-i Zübeyr, hem Süre-i Casiye, hem Süre-i Ahkab'ın başlarında bulunan Tenzilül Kitab-ı Minallah-ı Aziz-i Hekim ayet-i azimeleridir. Evet. Yani kitabın tenzili, indirilmesi aziz ve hekim olan Allah'ın tarafındandır. İcmali meali. Şu adını bu versen. Şu ayetler dahi 22'deki ayetler gibi İsaret-i Nur'un ismine ve zatına hem delil ve inkişarına Kadir abi. Evet. Burada izahtan evvel muhim bir ihtar. Üzümlü 4-5 nokta beyan edilecek. Birinci nokta, hadiste valid olduğu gibi her bir ayetin mana mertebelerinde bir zahiri, malum, bir batini, evet. Ki sana bakıyor, sana bir batincisin ya. Abdurrahman, şualar kaçtan okuyorsun şualar? 111 abi. Kaç? 711. Ha, 711. Tamam. Tamam, devam. Devam et. Evet, izahtan evvel muhim bir ihtar. Birinci nokta, hadis tabarit olduğu gibi her bir ayetin mana mertebelerinde bir zahiri, malum, bir batini, bir haddi, yani hududu, evet, nihayeti, bir mutlaları, evet, ittila, evet, noktaları, taalluk etmiş olduğu o, işte de, ayetin mana mertebesine taalluk etmiş olduğu noktaları vardır. Bu dört tabakadan her birisinin hadisçe, şucunun ve usunun tabir edilen furuati, işareti, dal ve budakları vardır. Mealindeki hadisin hükmüyle Kur'an hakkında nazil olan bu ayeti kutsiye tedbi bir tabakadan
ve bir mana işaretiyle de Kur'an'la münasebeti diş kapı kapa. Çok kuvvetli bir tefsirine bakmak şehrine bir nakise değil. Belki o Bitanul Gayb'daki icaz manevisinin muktezasıdır. Evet. Hasan Bey izah edecek misin? Estağfurullah ya, dersen ne ya Abdurrahman, seni dinliyorum. He? Dinliyorum, ben dinliyorum, dinleme makamındayım. Tamam abi. Bilmiyorum, şurada bir atık yapmışım o zaman, bakayım he. Nedir bu, nasıl açıyor, bir bakayım. Mesela ben şöyle, sen bakarken... Mesela mealciler var ya böyle, Kur'an'la insanları tehdit edenler, Kur'an'ı kullanarak insanlara hücum edenler var ya, Kur'an alet ediyor da, onlardan işte bir tanesine bu işte güzel bir cevap, ayetlerin mana mertebeleri var. Zahirdir, batındır, haddi, muttala var, sucunun, gusun, bunlar... sistem bu. Sistem bir de onların dalı budağı var. O da nedir? Furuatı var, işaratı var, dalı var, budakları var. Bir ağaç gibidir. Her bir ayet kökteki çekirdek gibi olsa yaprağı, kokusu, meyvesi, tadı, tuzu yani böyle detayları var. Şimdi ayette olduğu gibi hadiste de öyledir. Yani bütünseldir. Kur'an bütünseldir. Ama ben sana hücum mu etmek istiyorum veya seni yüceltmek mi istiyorum? O bütünsele hiç bakmadan alıyorum cımbızla, onunla ya adamları aşağı indiriyorum ya yukarıya alıyorum. Yani bütünsel bakamamaktan kaynak. Vehhabilerin sorunu o. Külliyet-i nazarları yok değil mi abi yani? Yok. Onu da... Onu da diyor ki, niçin böyle oldular diyor, kalplerinde sıkıntı oldukları için. Kalplerinde maraz olanlar, evet, müteşabih hadislere, ayetlere yapıştırıyor. Evet. Evet. İkinci nokta, bir tabakanın mana içerisinin külliyetindeki efradının... Hani atıf okuyacaktın, atıf okuyacaktın. Yani oldu mu? Yerine geldi mi atıf? Yani yine burada hani günleşin sözde var ya, aynı manada şey var. Hani belki bana pardon olunca yine aynı ayet. Tamam. Hadis alıyor pardon. İşte belki bana evet hatta ayetini buna misal olarak veriyor. Tamam. Yani orası manada değil mi? Biz aşağı doğru gidelim. Ben aslında aşağıda evet okumak istediğim yerler aşağıda abi. Tamam. Evet, ikinci nokta, bir tabakanın mana işaretinin külliyetindeki efradının bu asırda tezahür eden ve münasebeti pek kuvvetli bir ferdi, Risalet-i Nur olduğunu onu okuyan herkes tasdik eder. Evet, ben Risalet-i Nur'un has şakirtlerini işaret ederek derim. Risalet-i Nur, sayr telifat gibi ulum ve funundan ve başka kitaplardan alınmamış. Kur'an'dan başka meazi yok. Kur'an'dan başka ustadı yok. Kur'an'dan başka merciği yoktur. Telif olduğu vakit hiçbir kitap müellifinin yanında bulunmuyordu. Evet. Doğrudan doğruya Kur'an'ın feyzinden mülhemdir ve Sema-i Kur'an'den ve hayatının nücumundan, yıldızlarından iniyor, nüzul ediyor. Evet. Yani malum mektubatta abi hem yani Risale-i Nurların hakikati hem de işte dedim o hakikatlara girdilen lafızlar. Yani gaybi bir tarz el tarafından kesilip biçilip giydirildiğini ifade ediyor ya. Burada çok uzun şekilde onu anlatıyor. Böyle 28. mektubun 8. risalesinin 8. meselesinde Risale-i Nur'daki tevafuklardan bahseder. Malum biliyorsunuz hani diyelim 25. sözde hani 15 tane ayet emlen başlayan ayet kelimede var ya abi. Evet. Onlar asıl nushasında böyle emden alt alta geliyor. Malum 19. işte mektupta olsun, diğer işte derim risallerde olsun yine lafızlar böyle alt alta bakıyor birbirine. Yani karşı safhilerde bakıyor. İşte bunu ustazlar burada da işledikten sonra sonunda şöyle bir ifade kullanıyor.
Bundan anlaşılıyor ki Kur'an'ın bir nevi tefsir olan sözlerdeki huner ve zarafet ve meziyet kimsenin değil. Belki muntazam, güzel, hakiki Kur'aniyenin mübarek kametlerine yakışacak mevzun muntazam uslub libasları kimsenin ihtiyar ve şuuriyle biçilmez ve kesilmez. Belki onların vücududur ki, yani o hakikatların vücududur ki öyle ister. Yani lafızların o şekilde ister. Ben yüksek, evet, hakikatları buranın kafasından geliyorum. Benim mi? Tamam, devam. Evet. Yani o hakikatler buranın semasından geldiğinden dolayı neşeri bir üslubu ribat olarak kabul etmiyor. Kesinlikle. Evet. O zaman madem Kur'an'ın samasından geliyor, o zaman beşerin uslubu ona libası olamaz. Uslubu da gayb-ı ilahi tarafından kesilip biçilip giydiriliyor. Evet. Muntazam uslub dizleri kimsenin ihtiyar ve şuuruyla biçilmez ve kesilmez. Belki onların vücududur ki öyle ister ve bir resmi gaybidir ki o kamete göre keser, biçer, giydirir. Biz ise içinde bir tercüman, bir hizmetkarız. Üstadımız diyor. Evet. O zaman Risale-i Nur'un manalarında, evet, yani o işare veren müziği olarak, tefekkür olarak çok şey çıkartırsın da, lafızlarında kesinlikle tasarruf olmayacağını, abi siz de eskiden beri çok toplama yapmışsınız, şey yapmışsınız, biliyorsunuz. Burada bir numune olarak, evet, okuduğum gibi, evet, bir de başka bir noktayı nazar Hasan abi. Şimdi burada ne dedi? Elif olduğu vakit hiçbir kitap müellifinin yanında bulunmuyordu. Doğrudan doğruya Kur'an'ın feyzinden mülhemdir ve semay-ı Kur'an'den ve hayatının hücumundan yıldızlarla iniyor, nüzul ediyor. Evet. Aşağıda da diyor ki abi, şimdi bununla ilgili bazı şeyler okuyacağım da, şu uç noktayı da okuyayım ondan sonra. Risale-i Nur baştan başa ismi Hakim ve Rahim'in mazharı olduğundan bu uç ayetin ahileri ismi Hakim ile ve gelecek 25. dahi Rahman ve Rahim ile bağlanmaları münasebeti maneviyi cidden kuvvetleştiriyor. İşte bu kuvvetli münasebeti maneviye binaen deriz ki tenzilül kitab cümlesinin sarih bir manası asr-ı saadette vahiy suretinde kitab-ı mubinin nüzul olduğu gibi malum manayı içerisinde de her kitab-ı mubinin mertebe arşiyesinden var. Yani cüz'ü bir mertebesinden değil. Mertebe-i arşiyesinden ve mucize-i maneviyesinden feyiz ve ilham tarikatı onun gizli hakikatleri ve hakikatlerin burhanlarını dinliyor, nüzul ediyor diyerek şu asırda bir şakirini ve bir damasını cenay-i himayetine ve daire-i harimine de bir hususi itikatiden alıyor. Şimdi biz bunu çok kez okuyoruz. İşte ne dedi? Yukarı okuduk. Doğrudan doğruya Kur'an'ın feyzinden mülhemdir ve semay Kur'an'dan iniyor. Burada da nedir? Kur'an'ın mertebe-i arşından iniyor. Şimdi Risale-i Nur Kur'an'ın mertebe-i arşından nasıl iniyor? Ayetlerle beraber muşahhas şeklinde göstermek gerekiyor diye öyle bir küçük bir çalışma yapmıştım Hasan abi. Yani onu birkaç tane numune olarak göstereyim. Oku. Oku oku. Birkaç tane oku da merak da ettim ben de. Bak mesela Le Muattar abi. Lübbet beşerde zaruriyedir. Hatırlıyorsun değil mi abi burada başlık Le Muattar? Bak şimdi diyor ki karıncayı emirsiz, arıları yasupsuz bırakmayan kudret-i ezeliye elbette beşeri de bırakmaz şeriatsız nebissiz. Bak elbette beşeri de bırakmaz şeriatsız nebissiz. Sırrı nizam alem böyle ister elbette. Şimdi madem Risale-i Nur Kur'an'ın mertebe arşisinden inmiştir, değil mi? Burada o zaman Kur'an'dan ya bir ayetinden veya da bir suresinden inmiştir. Mesela hepimiz biliyoruz Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını bilirsin. Karıncalar vadisine geldiği zaman abi bir karınca sesleniyor. Ya yannu ya yuhannem ne duhulu mesakinekum. Ey karıncalar yuvalarınıza. İşte değil mi? İdhal olur, girin. Peşinde de diyor ki Süleyman ve ordusu şuuruna varmadan sizi kırmasınlar. Şimdi o da ne yaptı? Bak, beşeri intizam ve düzen altına alan bir nebi ordusunu intizamla beraber sevk edip değil mi? Karıncalar vadisine geldi. Bak, Cenab-ı Hak kasti olarak oraya, oradan geçiriyor, sevk ediyor. Değil mi? Orada da karıncaların İşte emri
Değil mi? Bütün karıncalara sesleniyor. Değil mi? Ey karıncalar yuvalarınıza, değil mi? İşte dediğimiz gibi Süleyman ordusu şuuruna varmadan sizi kırmasınlar. O zaman orada ayeti kerime bu dersi veriyor ki, bak ben karıncaları veya teşterim arıyı diğer hayvanlar da hatıra getiriyor, değil mi? Emirsiz ve yasupsuz bırakmasam, onların emirleriyle, yasuplarıyla beraber onları intizam altına alıyorsam, değil mi? Süleyman Aleyhisselam'ın tam oraya sevk etmesiyle beraber, ikisinin konuşmasını, değil mi? Birbirine tevafuk etmesiyle beraber bu dersi veriyor ki, o zaman sizi de intizam ve düzen altına alıp da, değil mi? Hem hayatı dünyevinin, hem hayatı ökreminin saadetini temin edecek, sizi nebisiz bırakmam. O zaman ne oldu? Ha, İsa'nın bu meselesi, değil mi? Nahl suresinin, ki Nahl suresinde geçiyor, değil mi? Semasından inmiş demektir. Hatta bak burada not almışım Hasan abi. Kur'an'ın hakiki bir mutessir olan Risale-i Nur'daki bu vecizenin hakikatini Kur'an'da görmek istersen Süleyman'da müracaat et. Beşerin nebisi bir intizam ve şeriat dahilinde cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşebbih ordularını, hatta ayette de öyle anlatıyor abi. Beşerin nebisi, tamam mı? İntizam ve şeriat dahilinde istihdam ediyordu diyor. Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil ordularını sevk edip de karıncalar vadisine geldiğinde karıncaların emri bir intizam dahilinde ordularını sevk istihdam ettiğini müşahede edip karıncaların zişur mahluktan olduğunu göreceksin. Aynı zamanda şimdi Usta Hazretler diyor ya, yani karıncanın zişur başından bahsediyor sana, ben hatırlıyorsun değil mi? Yine de madde. Şimdi bu okuduğun, şu okuduğun yer neresiydi? Karıncalar Vadisi'nde şu en son okuduğun yer neresi? Nemli suresinde abi. Ha. Şunu görürsün abi. Kur'an'da yani, okuyorsun ha. Yani. Yani, tabii bir Kur'an'ın semasından nüzul etmiş. Bizim mümetemesinden değil. Ha, o zaman bunu Kur'an'da nerede göreceğiz? Yani her bir ayette, her bir surede, tamam mı? Azıcık dikkat etsem İsrail'in gözünde bunu anlatıyor. Şimdi, kanuniyetini kullanıyor. Yani bu nereden inmiş? Nahl suresinin semasından inmiş ki Süleyman Aleyhisselam'dan işte diyelim. Karıncaların karşılaştırmasında bu dersi veriyor. Yani insanındır. Yani buradaki bu vecize, evet, oradan gelmiş, oradan inmiş. Evet. Anladın mı İbrahim? Dediğim gibi, o vecize, o Nahl suresine inmiş. Bir dakika, bir daha. İbrahim ne? Hızlı söyle. Abi o vecize dedi, Nahl suresinden inmiş dedi yani. O, evet. Oradan nazil olmuş. Yani. İşte o, İbrahim diyor ki, Nahl suresinin içerisinden inmiş o. Hangisi? Bu söylediğin vecize abi. Hangi vecize? Arıyı yapsulsuz, karınca ne şeysiz bırakmayın. O mu? Aynen. Ha oradan inmiş o. O cümle oradan inmiş. Evet. Arıyı emirsiz, karınca yasupsuz mu diyor? Bakayım yok. Yani karıncayı emirsiz, arıyı yasupsuz bırak. Kudret ezeli. Ha bu cümle Nahl suresinden indi. O daki ayetin manevi meali, maddi meali değil de evet. Yani abi. O da burada az dikkat et. Yani tanıyorum gözüyle beraber görüyorsun. Evet. Başka bir tane abi. Bak şimdi şu anda zaten 15. şuada da var. 13. sözde de vardır. Fark etmez. Her birisini açabiliriz. Fakat Rahman suresine şimdi gideceğiz de abi. Onu bir ben bakayım. Yine orada numunemizi okuyacağız. Ben Rahman suresini bir açayım. İşte Rahman suresini ileride bir tefsir edecek bir sahnemiz. Abdurrahman olabilir yani. İnşallah. Ne diyor? Diyor ki, ustadımız diyor ki diyor, ileride bir nur talebesi Rahman suresini tefsir edecek. Abdurrahman abi diyor, bu kapıyı açıyor galiba diyor İbrahim. Şey abi, Hasan abi, senin diyelim Şecere-i Hilkat ağacı vardı ya. Çok güzel açıyor canım. Yani böyle bir o şeyler niyetle, kasıtla gelmez diyor zaten ustadımız. Yani fikir olarak verilir. Akıllı olacak işler değil bunlar. Aklım aklıma bela olmuşken bu şeyleri ne anlar? Evet. Bak, malum, meşhur. Hani külliyatın birkaç yanı, 15. şuada var, 13. sözde vardır. Başka nerede varsa, hani meşhur terazi misali vardır ya.
Hatırladın mı değil mi? Evet evet. Bak, 94 sözlerdi. O adalet de değil de. O diyafrazi misalini okuyalım. Evet. Bak, hem muvazene sırrıyla cebi fezada bir terazi ki öyle hakiki, hassas ve o derece büyük farz ederim ki iki ceviz terazinin iç gözüne konulsa hisseder. İki güneşi de istihab edip tartar. Bak. O iki kefesinde bulunan iki cevizi birini samavata, birini yere indiren aynı kuvvetten iki şems bulunsa, birini aşağı, diğerini terşe kaldırır indirir. Evet, bilahır. Şimdi ne yapıyor? Yani genel baktım, kainattaki tasarrufatını, değil mi? Ağız çok, büyük küçük, değil mi? Nihayet derdi de kolay gösteren mükemmel bir temsil. İşte bu misal Rahman suresinin başındaki ayetlerden nüzul etmiş. Bak, şimdi orayı okuyacağım. Amin. Ne oldu biliyorsunuz. Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insan, allemehul beyan. Hatta bunun başını Usta Hazretleri mektubatta, madem şimdi mizan bahsinden bahsediyoruz, başını mektubattan da okuruz abi, oraya bir geçeyim, mizanla bir şey yapalım. Evet, Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona açıklamayı öğretti. Evet, eşşems ve lefamer bi husban, güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir diyor. Eşşems ve lefamer bi husban, bir hesaba, bir ölçüye göre hareket etmektedir. Bak, ve necmi ve şeceri yescudan. Bak. Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. Devam edelim. Ve semâ'a rafa'a ve vada'al mizan. Bak. Ne bu? Bu Allah yükseltti ve mizana dengeye koydu. Yani tabiri diğerden yoğu bir mizan içinde yükseltti. Ama o yoğun içerisinde, semavatın içerisinde ne var? Aylar, yıldızlar var. Bak, bir mizan içerisinde yükseldi onlar. Abi? Bir sistemle. İşte o mizanın içerisinde, o mizanın içerisinde güneşler, aylar, hatta zerrat dahi her şey uzayın içerisindedir. Yani öyle küllü bir mizan ki, oraya da geleceğiz abi. Hani ustazlar bunu adı bahsinde işliyor, büyük mezhebide işliyor. Ondan sonra haşirdeki mizanı ekbere bağlıyor. Hani, o üzeri ekberde az çok büyük küçük bütün ameller aynı anda tartılacak, insan aklı almıyor ya. Aysak o kainatta, tamam mı? Yedi katı kaplamış, tamam mı? Yer ile gök arasında bu mizan zaten kurulmuş. İşte bu mizan ne yaptı? Bak, vesselâ refe'a vuvada'l mizan. Cenab-ı Hak, tamam mı? O mizanı çok hassas, en hassas elektronik cihazların dahi hassas şekilde, yani en büyük, bak, yani yıldızları, gezegenleri değil mi? Dünyamızda bin defa büyük, bir milyon defa daha büyük değil mi? Güneşten, değil mi? Yıldızları tarttığı gibi çok hassas bir ölçüyle beraber aynı mizan onun içindeki zerre atomları bile tartıyor. Bak, en büyüğü tarttığı gibi en ufuk da tartıyor. Bak, devam ediyor. İşte, اَلَّا تَطْوَا فِي الْمِيزَانِ sakın dengeyi bozmayın. وَاَتِمُ الْوَزْنَ فِي الْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ. Ha. Şimdi o zaman insan ilmi bu İşte diyelim, muazzele sırrındaki misali bu ayetlerden indiği gibi aynı zamanda ad bahsinde de işte bu mesele de yine geliyor. Bak, ad bahsinde de yine ustadımız zaten bu dört ayeti de yine alıyor ki ondan sonra işte diyelim, yani mahkeme-i kübrada, tamam mı? Yani beşerin amellerini, hatta bütün mahlukatın amellerini oksuma tartmakta ne istifade ediyorsun? Bak, zaten Cenab-ı Hak arzdan sama arasında o muazzam, o hassas hani mizanı kurmuş. Cetim Ustazı'dan diyor, yerle gök arasında çok hassas bir terazi farz ederim diyor 15. şu adam. O yüzden öyle de söylüyor. Cevvi havada, cevvi fezada. Yani o zaten kurulmuş. Aynı zamanda abi, bak, orada da yine yerini bir açayım da, yok 30. damada. Şimdi burada da burayı bir paragraf okuyayım. İşte gel güneş ile muhtelif 12 sayılarının muvazenelerine bak. Acaba bu muvazene güneş gibi adli ve kadir olan zat-ı zülaları göstermiyor mu? Bütün işlerinin hepsinin muvazenesi dengesi. Evet. Ve bilhassa sayılattan olan gemimiz, yani küre-i arz 1 senede 24 bin senelik bir dairede gezer, seyahat eder. Ve o harika süratıyla beraber
zeminin yüzünde dizilmiş, istif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, tezeye fırlatmıyor. Eğer surati bir parça tezyit veya tenkis edilseydi, sekinesini havaya fırlatıp tezede dağıtacaktı. Ve bir dakika, belki bir saniye münazerisini bozsa, dünyamızı bozacak, belki başkasıyla çarpışacak, bir kıyameti koparacak. Bilhassa zeminin yüzünde nebati ve hayvani 400 bin taifenin tevellüdat ve vefiyatça, iaşe ve yaşayışça, rahimane bu muazeneleri, mükemmel bir denge vardır ki, bunu Fert bahsinde de anlatıyor mükemmel şekilde, oraya girmeyelim. Evet. Muazeneleri ziya güneşi gösterdiği gibi bir tek zat-ı adl ve rahimi gösteriyor. Milletten hadsiz efradından bir tek ferdin azası, cihazatı, duyguları o derece hassas bir mizanla bak. Birbiriyle münasebetler ve muvazenettedir ki o tenasüp, o muvazene ve daha öncesinde bir sani adli hakimi gösteriyor. Ve bilhassa her ferdi hayvanın bedenindeki hüceyratın ve kan mecralarının ve kandaki kürevatın ve o kürevattaki zerrelerin o derece ince ve hassas ve harika muvazeneleri var. Bir ve daha ispat eder ki her şeyin dizgin elinde ve her şeyin anahtarı yanında ve bir şey bir şeye mani olmuyor. Onun eşyayı bir tek şey gibi kolayca idare edin. Bir tek harika adlı hakimin mizanıyla, kanunuyla, nizamıyla, tedbiriyle ve idaresiyle oluyor. Bak şimdi asıl meseleye geliyor. Haşr'ın mahkeme-i kübrasında mizan-ı azim-i adaletinde cin ve insinin muazene-i amallarını istibad edip inanmayan, bu dünyada gözüyle gördüğü, fenlerle gördüğü, tattığı, hissetti diyelim, bu muazene-i ekibere dikkat etse elbette istibadi kalmaz. Bakın. Evet. Ve bunu oraya da gitme ama bu büyük mesnevide 571'de çok mükemmel şekilde böyle izah edip sonunda yine oraya bağlayan böyle çok güzel, yani yeryüzünde olsun, diğer mahlukatın arasındaki bu harika dengelerden bahseden çok güzel bir yer var da ben şimdi aşağıya doğru devam edip abi aşağıya döneceğim ki onları da yine çok güzel bir meseleye bağlıyor burada. Yine aynı ayetleri zikrederek. Ey israflı iktisatsız, ey zulümlü adaletsiz, ey kirli nezafetsiz bedbaht insan. Bütün kainatın ve bütün mevcudatın düstur hareketi olan iktisat. Ki iktisatı zaten burada zaten anlattı. Yani her şey bir intizam ve hikmet dairesine sevk edilmesi iktisadı gösteriyor zaten. Şimdi kainattan, evet, hani şeriatın ahkamine dair burada mevzular işliyor. Kainatta gösteriyor. Ondan sonra şeriata meseleyi bağlayacak abi. Evet. Bütün kainatın ve bütün mevcudatın düstur hareket olan iktisat evet. Ve nezafet ki Kudüs bahsinde işliyor ve adaleti ki bunu ad bahsinde bak kainatta gösteriyor bunu. Yani yapmadığından onun mevcudata muhalefetinle manen onların nefretinle nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Niye dayanıyorsun ki? Umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun. Evet, ismi hakimin cilve yazımından olan hikmet-i ammeyi kaynat. İktisat ve israfsızlık üzerine hareket ediyor. İktisadı emrediyor. Kudüs bahsinde bunu işleri geniş şekilde. İsmi adının cilve-i azamına gelen kainattaki adaleti tam ne? Bak, onun eşyanın muazenelerini idare ediyor. Ve beşeri de adaleti emrediyor. Ve beşeri de adaleti emrediyor. Sûre-i Rahman'da وَالسَّمَاءَ وَضَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ اَلَّا تَبْضَعَوْا فِي الْمِيزَانِ وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطُ وَلَا تُخْسِرِ الْمِيزَانِ Ayetindeki dört mertebe, dört nevi mizana işaret eden dört defa mizanı zikretmesi, kainatta mizanın derece-i azametini ve fevkalede pek büyük ehemmiyetini gösteriyor. Evet, hiçbir şeyde israf olmadığı gibi hiçbir şeyde de hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. İsmi Kuddüs'ün cilve-i azamından gelen tanzif ve nezafet bütün kainatın mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor. Evet. Beşerin bulaşık yani karışmamak suretiyle hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor. Şimdi meseleyi aşağıdaki paragrafı da okuyacağım da abi. Evet. O şekilde bağlayacağız. Evet. Şimdi birinci işlediğim meselede, birinci nüktede kainattaki Kuddüs isminin azami tecellisini gösterdi. Değil mi abi? Şimdi bak şeriatın ahkamı kainatta ne derece alakadar olduğunu burada. Bak. O zaman ismi Kuddüs de kainattaki
hani bu nezafet ve temizlik İslam'daki ne kadar hassas, değil mi? Ne kadar baplar yazılmış. Ha kainatta da böyle. Diye. Yani bize emredilen haramdır, helaldir, tamam mı? Sevaptır, günahtır, zulümdür, adalettir. Yani şeriatın bütün ahkamı, ki hani işaret-i ceza var ya, yani misak-ı ezeliden bahsediyorken, oradakinin beşerin Cenab-ı Hakk'a vermiş olduğu ahdinden bahsediyor ya, dediğin yani kudüle mine ahdallahi min ba'di misak-ı var ya, yani beşerin ahdi nedir? Hani Cenab-ı Hakk'ın ahdi ilahisini ne yapıyor? Ezelden ebede kadar uzanmış, değil mi? Bir ip, bir halat olarak gösteriyor. Onca kainatın intizam ve düzen altına almış, değil mi? Ondan sonra en mühim ucunu beşer uzatmış diyor ya abi orada, değil mi? Evet. Beşerin ruhunda da bak istat tokunlarını ekmiş. Yani kainatta nasıl ki yıldızlar yerlerine yerleştirmiş, galaksiler yerlerine yerleştirmiş, değil mi? Güneşi, ayı, derim, hatta bütün zerratı, değil mi? İntizam ve düzen altına alarak her şeyin yeni yerlerine yerleştirdikten sonra, bak, ne yapmış? En mühim ucunu da bize uzatmış diyor. Bizde de istat tokumlarını, kabiliyetler, latifler, duygular, en ince hissiyatımıza var hepimizce kadar hepsini birbirinin arasındaki muvazeneyi gözetecek şekilde yerlerine yerleştirmiş abi. Bak. Ondan sonra ne yapmış? Bunlar meselelerinde, değil mi? Neşunema bulması için, bak, kainatı intizam ve düzen altına alan, değil mi? Ahkamı, değil mi? Şeriat ahkamı olarak bize uzatmış ucunu. Anladınız değil mi? Şimdi o zaman burada ne yaptı? Bak şeriatı şimdi ne yaptı? Birinci noktada yani Cenab-ı Hakk'ın Kudüs isminden gelen değil mi? İsmi azami yani kainatta, dünyada, küre yazda umumi bir temizlik ve tanzif yaptıktan sonra değil mi? O tanzif-i Kudüs'den gelen emri şeriatın bir emri olarak ucunu bize uzatıyor. Diyor ki en nezakatü minel iman. Değil mi? Yani temizlik nezafet imandandır diyor. Değil mi? Oysa ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهِ يَوْفِ تَوَابِنَ وَيُفْبُلْ مُتَبَّهِرِينَ Değil mi? Allah tövbe edenler ki manevi temizliktir bak aynı şekilde ve hakikaten de maddi suyla temizlenenleri sever. Ki biliyoruz belli bir miktara kadar temizlenmek farzdır değil mi? Evet. Yani hem vücudunda hem elbisende hem namaz kılacağın yerde. Bak ne oldu? Ha, şeriatta temizliği, idrakını yaptıktan sonra o kanun ucu sana uzatıldı. Evet. Ondan sonra burada da ne yaptı? Ad basındaki umlu adl, intizam ve düzeni, değil mi? Gösterdi her şeyi, bütün yıldızları, değil mi? Galaksileri, işte zerre tabanca kadar her şeyi birbiri arasındaki muvazene ve dengeyi gözeterek, değil mi? İntizam ve düzen altına aldıktan sonra, bak burası çok önemli. Bak ne yapıyor? وَالسَّمَاءَ رَفَعَ وَوْضَ الْمِيزَانِ Bak ne dedi? Cenab-ı Hak ne yaptı? Yolu, değil mi? Bir mizan içinde yükseltti. Fakat o mizanın içerisinde malum dediğimiz gibi güneşler, ayda yıldızlar var. Bak şimdi şeriatın ahkamına bak. Güneşleri, yıldızları, ayları hatta yani en hassas atomları değil mi? Tartan değil mi? O kainattaki şeriat-ı kübra olan değil mi? Kanunun bir ucunu şeriat olarak bize uzatıyor. Ne diyor bak üzerinde? Ella tetfal fil mizan. Sakın sizden değil mi? Mizanda haddi aşmayın. Bak. Şeriatın ahkamı olarak. Bak. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın. Ve kıymır vezne bile kısta bela tuksürür mizan. Evet. Ha, o zaman şimdi devamını şey yapıyoruz. İşte hakiki Kur'aniyeden ve desaretli İslami saat. Bak nezafet hayat-ı beşeriyeden ne derece esaslı bir dostluk olduğunu anla. Ha, şimdi asıl meselemize geliyor. Ve ahkam-ı Kur'aniye ne derece kainatla alakadar ve kainat içine kök salmış hatta ve sarmış bulunduğunu bak. Bu o hakikati bozmak, kainatı bozmak ve suretini değiştirmek gibi mümkün olmadığını bil. Ehli dalaletin, şeriatla uğraşan, şeriatı kaldırmaya çalışan ehli dalaletin kulakları çınlasın. Kainatı bozabilirseler, kainata kök salmış, şeriatı da ortadan kaldırabilirler ki istediği gibi bağırsınlar şeriat geliyor. Evet. Ne kadar oldu Hasan abi? Tamam, devam. Devam et. O zaman son şeyi de okuyayım abi. Oku. Bu, sen de onu dinlemiştim. Çok güzel ya, abi. Kelam meselesini yapıyordun ya. Burayı da inek ki sen biliyorsun zaten, okumuşsun.
Ki zaten ayetin sürenin başı, Üstad Hazretleri İnşaatül İcaz'ın başında da bu şekilde tefsir ediyor. Bak burası o Sure-i Rahman'ın başını geliyor ki, oradan iniyor, nüzul ediyor ki, bak tamamen orayı gösteriyor. Zaten ben okusam, orayı da okusam, bak siz zaten şey yapacaksınız, Üstad Hazretleri bak, İnşaatül İcaz'ın baş kısmını kendisi şey yapıyor ya, tercümesini yapıyor. Bak, Bismillahirrahmanirrahim, Er-Rahman, Allemel-Kur'an, Halakal insan, allemehul beyan. Evet. Ne oldu biliyorsun? O Rahman, bak, allemel Kur'an. Kur'an'ı talim etti. Halakal insan, malum, allemehul beyan. İnsana da beyanı talim etti. Şimdi bak, şimdi dördüncü fıkraya geçiyoruz. 20. mektubun ikinci makamı var ya. İbdâhu lillâke, inşâhu lillâke, ilâhı gidiyor ya. Dördüncü fikre, san'atuhu fî dâke ibaresidir. Nâli şudur ki, Sani Zülcelal'ın Adem-i Ekber'deki sanatı o derece manidardır ki, o sanat bir kitap suretinde tezahür edip, kainatı bir kitab-ı kebir hükmüne getirdiğinden, akli beşer, hakik fenni hikmet kütüphanesini ondan aldı, ona göre yazdı. Devam ediyoruz. Ve o kitab-ı hikmet o derece hakikatle bağlı ve hakikatten medet alıyor ki, büyük kitab-ı mubinin bir nüshası olan Kur'an-ı Hakim şeklinde ilan edildi. Nasıl? Buraya şimdi geleceğiz. Yani nasıl ki kainattaki sanatı kemal-i intizamdan kitap şekline girdi. Ki o malum abi bunu 12. sözde mükemmel şekilde değil mi? Yani bir hakim istedi ki Kur'an'ı değil mi? Manasına göre farklı farklı elmaslardan yazsın değil mi? Cevherlerle yazsın. Malum orayı biliyorsunuz değil mi? Kainat kitabı orada basıyor ki kitab-ı kebir-i Kur'an'dır diyor orada. Evet malum Kur'an-ı Kebir'in yani manaları kitab-ı kainata tecessüm etmiş, cisimleşmiş. Evet. Bunu zikretmesi, insan da o istatla beraber o kainat kitabını okuyacak cihazatlarla donatılmış olduğunun münasebeti, sır münasebeti herhalde. Yani nasıl ki kainattaki sanatı kemal-i intizamda kitap şekline girdi. Ha. İnsandaki sibati ve nakş-i hikmeti dahi kitap çiçeğini açtı. Yani o sanat o derece manidar ve hassas ve güzeldir ki o makine-i zihayetteki cihazatı fonograf gibi nutka geldi, söylettirdi. Bak, insanın kafasındaki o sanat o derece manidar ve hassas ve güzeldir ki o makine-i zihayetteki cihazatı fonograf gibi nutka geldi, söylettirdi. Malum biliyorsunuz abi bunu nasıl orada ağızda o nasıl yaratıldığını başka yerde de anlatıyorum. O ve bir ahsen-i takvim içinde bir sibayı Rabbani'ye vermiş ki o maddi cismani camit kafada manevi, gaybi, hayatlar olan beyan ve hitap çiçeği açıldı. Bak şimdi ayetin başına gidiyorum. Er-Rahman, bak, Allemel Kur'an, bak, Cenab-ı Hakk'ın en büyük rahmeti, değil mi? Peşindeki ayetler gösteriyor. Yani Kur'an'ın talimi, değil mi? Bak, fakat o Kur'an'ın talimi ancak kitab-ı kebir kainatla beraber olurdu ki Cenab-ı Hak, ehli dalaletin eliyle diyelim eski tarzı, eski medrese tarzını seddetti, kapattı. Onun yerine Kur'an hakikatlerini kainata tecessüm etmiş Lisan-ı Eylül'le beraber okutturacaktı. Talim edecekti. Onun geniş rahmeti bunu ikiz ediyor bak. Er-Rahman, Ellemel Kur'an. Şimdi tecessüm etti. Bak ondan sonra o kainat kitabının değil mi? Evet. En işte diyelim cami meyvesi, değil mi? O kainat kitabına bakacak, küllü nazarı ki burada da söylediği gibi ne yapıyor? Yaşar, akli beşer, hakiki fenni hikmet kütüphanesini ondan aldı ve ona göre yazdı. Ondan alıp ona göre yazacak bir cihazatla beraber donattı, insanı bu sefer nazara veriyor bak. Kur'an'ın taliminden sonra. Bak, ondan sonra da yine allemehul beyan. Bak, insanın değil mi? Diğer işte diyelim kalbinden bahsetmiyor, aklından bahsetmedi, değil mi? Diğer maddi cihazatlarına bahsetmedi. Bak, insanın değil mi? Konuşması, beyanından bahsediyor. Demek Hasan abi senden de dinlemişim. Sen bunu çok güzel. Nasıl kainatın alemlerinden, değil mi? Değil mi? Kainat kitabını, değil mi? O kainata baktım. Çünkü cihazat, istatlarını, hissiyatlarını beraber okuyor, değil mi? İşte ruhu önce aynada look ediyor, sonra kalp vasıtasıyla beraber değil mi? Kalpte tezahür ediyor. Kalba bağlı olan işlerim akıldır, diğer latifeler duygulardır.
Ondan sonra hissiyatla beraber, değil mi? Böyle külli bir şekilde o manalar, tamam mı? Değil mi? Böyle coşarak, taşarak, külliyet kesmederek, bütün onların mülahhas neçesi olarak, değil mi? İnsanın beyanı ki mucizedir. Burada onu ifade ediyor, tamam mı? Tezahür ediyor en son mülahhas neçesi olarak. O köle kitabının hakikatleri. Evet. Bak, maddi, cismani, cavit kafada manevi, gaybi hayatlar olan beyan ve hitap içeriye açıldı bak. Hem de maddi, cismani, cavit kafada hem de manevi, gaybi hayatlar olan beyan ve hitap içeriye açıldı. Bak, o insan kafasındaki kabiliyeti nutuk ve beyana o derece ulvi cihazat ve istat verdi ki, bak, Sultan Yezeli'ye muhatap olacak bir makamda inkişaf ettirdi, terakki verdi, fesubalama. Yani fetrat-ı insan dedi ki, Sibat-ı Rabbaniye hitab-ı ilahi çiçeğini açtı. Fesubhanallah. Yani onun kainata bakan, 18 bin aleme bakan, değil mi? Hitab-ı, işte kainatın bütün alemlerine bakıyor. Malum külliyetten bilirsiniz. Mesela yalın tabiri, değil mi? Bizim 24 saat günümüzden, değil mi? İşte Rabb-ı Şura'nın, yani Şura yıldızının bin günlük gününden, değil mi? Şems-i bin gününe kadar bak. Onun kainata bakarak, değil mi? Bak, geliyor, diğer ayetlerle buna kıyas et, değil mi? Geldi. Sonun işte ruhunda o manalar inkişaf etti, kalbinde inkişaf etti, latif ve duygularla, değil mi? Hissiyatıyla beraber coştu, ağzından bak tezahür etti ki bu Cenab-ı Hakk'ın kelamı bütün o mertebeden geçerek, bütün manaları ifade ederek, değil mi? Senin ağzından, senin lisanında tezahür etti ki insan, değil mi? Bütün diğer mahlukatın sesini, değil mi? Temsil edebilmesi, taklit edebilmesi bunu gösteriyor. Cüz-i en cüz-i mertebede, tabi ya. Evet. Onun için fıtrat insanı ki sibat-ı Rabbani hitab-ı ilahi çiçeğini açtı. Ne demek ya? Cenab-ı Hakk'ın hitabı senin beyanın öyle bir cami ki, değil mi? Hitab-ı ilahi aynadır edebilecek. Yani en fasih şekilde, değil mi? Bir makamda terakki ettirilmiş. Öyle bir mertebeye getirilmiş. Hiç mümkün müdür ki kitap derecesine gelen bütün mevcudatı, bütün mevcudatı sanata ve hitap makamına gelen insanlık o sibata vahid-i ahad'den başkası karışabilsin, haşa. İşte bütün bu meseleler, sonuna bağlayacağımız abi, bütün böyle, böyle daha çok numuneler zikredebiliriz abi, bu kadar yeter. Evet, yani Risale-i bütün meseleleri, böyle her bir surenin, her bir ayetin semasından inmiştir. Evet. Vay be, çok ilginç. Çok hoş. Yani hele o kainattaki nizam, insanda şeriat olarak, kainattaki o temizlik, insandaki nezafet, o adab, adaba kadar yani inen şeyler... Tabi bahsetmedim. Mesela iktisat var kainatta, evet. Sana iktisatı emir ediyor. Evet. Yani öyle iktisat gibi, böyle basit gibi gözüküyor. Oysa kainatın nefretinden diyor. Kainatta evet. İsraf yok. Onu evet. Süzmüş Cenab-ı Hak. Kainattaki o şeyi, dengeyi, birbirine uygunluğu süzmüş. Sana şey demiş, iktisat et. İsraf eden diyor, kainatın nefretine diyor muhatap olur. Yani kuru bir emir zannediliyor. Mesela bunu yapma, bunu yap, bunu de, bunu deme, bu budur deyince o beşinci remizdi değil mi? O mektubatta okudun, şu kuru kafada hitap çiçeğini açtı mektubat. Şimdi orada ne okudun? Diyor ki, camit şu kafada hayatlar ruhlu hitap çiçeğini açtı diyor. Okudun şu biraz önce. Bak, hayatlar hitap. Mesela niçin? İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyordu ya Allah'ın izniyle. Ölü gönülleri mesela onu anlatan ayet Risale-i Nur'a uygularsak bir derse adam ölü gönüller düzeliyor. Ölü gönüller düzeliyor mesela. Aynı kanun. Mesela şu et parçası. Senin kafa, benim kafa et parçası. Camit. Ama bakıyorsun ki öyle bir mana çıkıyor ki ölü gibi gönül, imansız bir insan veya imanlı ama bitmiş gibi bir sohbette, Risale'nin bir dersinde hayatlar ruhlu hitap şeyini açıyor. Karşılık veriyor. Diriliyor. Şimdi kelamla nasıl diriliyor? Kelam zannediyorsun. Kelamın içerisi canlı ve ruhludur da ondan. İşte çok ilginç bir konu seçti de. Yani şeriatın her bir mevselesi kainattan süzülmüş bize ya edep, ya farz, ya sünnet, ya mendup şeklinde tezahür etti.
O zaman muhalif yaparsa kainatın kanuna muhalefet etmiş oluyor değil mi? Evet, şeriata muhalefet eden kainatın sistemine muhalefet ediyor. Hı. Mesela Rahman Suresi'nin 4 tane mizan söyledi. E şimdi 4 tane mizan, dimada mizan yap. 4 tane bak. Kalpte mizan yap, ruhta yap, fiilde yap. E muhalefet edersen kainatın nefretine, kainata vavadu al mizan, ella tadga fil mizan. 4 tane söylüyor. 4 tane mizan. Yani şu, bu akşam alacağımız ders, ben şöyle şey yapıyorum. Ben bu dersten çıkınca şu kalacak. Abdurrahman kardeş vesile olmasıyla. Bize fıkıhta olan, şeriattaki olan gusulden, abdestten, nezafetten, hayadan, farzdan, vacip ne varsa ki büyük insan olan kainattan süzülmüş. Evet. Mesela o Nas suresinden insana süzülmüş. Arı emirsiz, karınca yasupsuz diyor değil mi? Hı-hı. Bırakmamış. İnsan da bırakmamış. Hemen Ustad onu söylüyor. Kainatta bir, mesela ben 15 gün, 10 gün bir bakma bir çiçeğe odada kirleniyor. Kainatta hiçbir ağacı otu kirli göremezsin. Ben hapsettim bu adamı buraya. Kainattan adeta kilitledim çiçeği. Kainatın nezafetinden uzak tuttum. Çiçeğin yaprak kirlidir. Kainatta bir tane yaprak kirli göremez. O zaman sen de maddi ve manevi kirlenme. Yani ben odayı kapatınca çiçeğin yaprağı böyle olduğu gibi tozlu. Kainatta böyle değil. E ben de kendimi şeriata kapatırsam, kendi dünyama çekilir, kainatın sistemine uymazsam ben de maddi manevi kirlenirim. Yani Risale-i Nur mevzu kainatın semasından, Kur'an'ın semasından huzur etmiş. Yani ucunu da insana bağlamış. Allah razı olsun. Evet. Çok hoş oldu ya. Çok güzel oldu ya. Anana babana evet. Rahmet et. Amin. Efendim İbrahim. Şey diyecektim. O zaman şey yapabilir miyiz? Mesela ne? Risale-i Nur'dan biz fıkhi meseleler çıkartabilir miyiz? Mesela var tabii hem de çıkartmışım. İnsan ekber olan kainattan bakarak oradaki kanunlara nispeten işte insanla tatbik edip işte oradan fıkhi mesele çıkartabilir miyiz? Fıkhi mesele çıkarttığın gibi enfusi lugatta çıkartırsın. Risale-i Nur'da Yok ki ya, acayip bir şey. Kur'an'ın son icaz-ı manevisi, son ordusu. Niçin son? Kainattan daha başka kainat yok. Kainatı ele almış. Kainatın semalarını bize önümüze kelam olarak getirmiş Risale-i Nur. Çok acayip ya. Mesela bir tabirin üstünü kaldırıyorsun, neler çıkıyor ya. Allah razı olsun. Seni bazen derse alacağız Abdurrahman. Ve bu tür, bu cinsten yap ki, bu cinsten bizim dersler çok eksik. Çok eksiğim var benim. Bu birinci şuayı çok istiyorum ama elime geçmiyor böyle. Yani gündelik şeyler yapalım diyoruz ama hem de sen hafızsın. Hafız, Abdurrahman hafızdır. Onu da bilesiniz. Ondan sonra yok yani bilsin ya. Kur'an'ın bu tarzını bak ilgisini çekiyor ve çok da değişik oldu. Mesela biz aylardan beri böyle vesvese, hastalık, gayb vesaire ne bileyim Ramazan Risale ders yaptık ve değişik bir ufuk oldu çok şükür. Allah razı olsun. Anne babası da berzahta, hepimizinkisi de öyle ve olanların da Allah hepsine merhamet etsin. Sizde bizden haberdar etsin anne babalarımızı. Usul ve furularımız kimler geçmişlerse, kim bize dua etmiş, kimin bize emeği var, ahirete göçmüşlerse onları şu anda haberdar etsin Cenab-ı Hak. Mekanlarını cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Hizmet imani Kur'aniyemizden hissesini ziyade eylesin. Es-sebebul kelfal sırrına da mazar olarak iştirak amali urevi sırrından hisselerini ziyade eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Bizi kendimize bırakmasın. Dünyada beraber olduğumuz gibi bizi ahirette de beraber etsin inşallah. Şurada ustadımızın duasını ben okuyayım. Hasan abi duadan önce muhakematta çok kısa bu hani kainattaki kanunlar kim tevfik isterse adetullah ve dikkat ve fıtrat ile aşinalık etmek ve dostluk etmek gerektir.
Evet. Yoksa fıtrat tevfiksiz ile bir cevabı red verecektir diyor. Duydun mu Abdurrahman? Cereyan umumi ile muhalefet. Bir daha yavaş oku. Oku. Oku bak, izleyip oku. Kim tevfik isterse adetullah. Kim tevfik isterse adetullah ve hilkat ve fıtrat ile aşinalık etmek ve dostluk etmek gerekir. Çok güzel intikal etti oraya. Tam orası buraya bakıyor. Çok güzel. Aradım ancak yeni buldum. Yoksa fıtrat tevfiksizlik ile bir cevabı red verecektir. Cereyan umumi ise muhalif harekette bulunanları adem abad hiça hiçe atacaktır. İşte buna binaen temaşa et diyor. Mahkeme kaç? 150. Çok güzel dikkat etti. Orası buraya bakıyor. Çok aynı hani hulasa etti. 100 kaç? 152 mahkeme. 152. Zor buldum ama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ferdi, ya Hay, ya Kayyum, ya Kemu, ya Adnu, ya Kudüs. İsmi Azam'ın hakkına, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine, Risale-i Nur külliyat mecmualarını bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennetül Firdevs'te saadet ebediye mazhar eyle. Amin. Ve hizmet-i manevi Kur'aniye'de daim muvaffak eyle. Amin. Ve defteri hasanatlarına Risale-i Nur külliyatının mecmualarının her bir harfine mukabil 1000 hasene yazdır. Amin. Ve nurların neşinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle. Amin. Ya Erhamur Rahimin. Umum Risale-i Nur şakirtlerini iki cihanda mes'ud eyle. Amin. İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Amin. Ve bu aciz ve biçare saidin ve bütün nur talebelerinin kusuratlarını affeyle. Amin, amin, amin. Umum nur şakirtleri namına Said Nursi radıyallahu anh, Allah rızası için El Fatiha. Sıratallahu. Abi. Mehmet gene diyecek ki, abi gene şualardan okundu bu akşam diyecek. Ay ne oldu? Heh, tamam. Bir şey diyecek olan var mı kardeşlerimizden? Evet, peki. Abdurrahman gecen mübarek olsun, çok sağlasın, eksik olma. Polatlı'ya herkese selam ediyoruz. Selamünaleyküm.